Sözde Kızlar 1899 yılında İstanbul'da doğan Peyami Safa'nın ismini Servet Funun şairlerinden Tevfik Fikret koyar. Küçük yaşlarda babasını kaybeder ve türlü hastalıklara yakalanır. Bu dönemdeki hayatını daha sonraları 9. Hariciye Koğuşunu yazarak ele alır. Düzenli bir öğrenim hayatı olur. Birçok alana ilgi duymaya başlar. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatçılarından biri olarak ortaya çıkan Peyami Safa, halk için yazdığı ve kendisi için bir edebi niteliğe sahip olmayan romanlarına Server Bedi imzası ile yayınlar. Yalnızız, Matmazel Noraliyan'ın Koltuğu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye gibi birçok başarılı romanı vardır. Özet Kitap, ana karakter Mevruri'nin bir gece vakti İstanbul Şişli'deki uzaktan akrabaları olan Nafi ve köşküne gelmesiyle başlar. Mevruri, İstanbul'a Yunanların Anadolu işgali üzerine Manisa'da kaybettiği babasını bulmak için gelmiştir. Ve burada kaldığı müddetçe İstanbul'daki yeni hayatına alışmaya çalışır. Fakat kaldığı köşk zevk ve sefanın merkezi haline gelmiş Dolayısıyla Anadolu'da büyümüş olan Mebruri, birlikte yaşadığı uzak akrabalarının zengin ve sosyete hayatına adapte olamamıştır. Nafi Bey öleli yıllar olmuş, Köşk ise Nafi Bey'in karısı Nazmiye Hanım'ın himayesi altına girmiştir. Nazmiye Hanım'ın ise gençlik hevesleriyle dolu Nevin ve Behiç olmak üzere iki çocuğu vardır. Bu iki genç sürekli olarak arkadaşlarıyla birlikte alemlere katılır, ve genellikle bu partileri organize eden taraf olmayı severler. Mebrure babasını bulmak istediğinden beri İstanbul'da kaldığı müddet boyunca bu köşkte yapılan tüm eğlenceli ortamlardan uzak durmaya çalışsa da yine de her birine katılmak durumunda kalır. Nevin, Mebrure'yi kendi hayatlarına katmak için ona arkadaşça yaklaşır. İlgi çeken hediyeler, gösterişli elbiseler, ve her şeyin toz pembe gözüktüğü hayallerle Mevrure'nin aklını çelmeye çalışır. Öyle ki yakışıklı ve ukala kardeşi Bey için her güzel kızda olduğu gibi Mebrure'de de gözü vardır. Bey için Mevrure'ye yaklaşabilmesi ve Mevrure'nin köşkaya kuydurabilmesi için sahte davranışlar sergilenmesi gerekmektedir. Mevrure, İstanbul'da babası İhsan Bey'i bulabilmek ve daha da önemlisi onun sağ olup olmadığını öğrenmek için muhacirin müdüriyetine gider. Memurların ilgilenmesi üzerine en azından hayatını kaybedenlerin listesinde İhsan Bey'in adının olmadığını görür ve bir nebze de olsa rahatlar. Bir gün Nevin Köşk'te bir kabul günü düzenler ve Mevrure'yi bugüne hazırlar. Davette Salih ile Belma kardeşler, Behiç'in arkadaşı Siret, Güzide ve Nadir Bey bulunmaktadır. Genç Salih, köşkün sahibi Nazmiye Hanım'la ve Belma'nın da Behiç'le bir birlikteliği vardır. Belma, Behiç'i gerçekten sevmesine karşın, Behiç için Belma'nın diğer kızlardan bir farkı yoktur. Öyle ki Behiç, o gecede Siret'ten aldığı tavsiyelerle kendi kabuğuna çekilmiş mevrureyi nasıl kendisine çeker, onun planını yapmaktadır. Mevrune'nin ciddi tavırları, Behiç'in daha çok ilgisini çekmektedir. Davetin sonlarına doğru kapıdan Nadir Bey çıka gelir. Nadir Bey diğerlerine göre ciddi ve ağırbaşlı bir gençtir. Salonda Yunan işgaliyle ilgili bir durum belirtince Mevrure'nin ilgisini çeker ve ona babasından bahseder. Nadir Bey de ona babasını bulma konusunda yardım edebileceğini söyler. O gün Nadir Bey ile Mevrure'nin arkadaşlık bağlarının atıldığı ilk gün olur. Mevrure, Nadir Bey ile tanıştıktan sonra hem köşkten hem de Behiç'in tavırlarından kaçmak için arkadaşıyla daha sık buluşmaya başlar. Nadir Bey onu zaman zaman annesinin evine götürür. Ama daha çok babasını bulmak için buluşurlar. Behiç bu durumdan hoşnut olmaz Nedense Mebrure onun için diğer kızlara göre daha farklı olmaya başlar. Belma, Bey için Mebrure'ye olan ilgisini fark eder. Bir süre sonra da Belma ve Salih kardeşler ortadan kaybolurlar. Nadir Bey, Mebrure'nin temiz ve ahlaklı kişiliğinin bu köşkte kirlenmesinden endişe eder ve onu arkadaşı Fahri Bey ile tanıştırır. Mebrure bu iki adamın yanında da kendisini mutlu hisseder. Fakat bir yandan Behiç'in ona olan sevgisinin gerçek olduğunu düşünmeye başlar. Genç adam Behiç, Mevrure'ye buna inandırmış ve hatta evlenme işine gelmişlerdir. Bir gün Belma, Mevrure'yi yanına çağırtırır. Mevrure, Belma'nın çok hasta olduğunu, yataklara düştüğünü görür. Belma ona Behiç'e bir zamanlar çok aşık olduğunu ama Behiç'in ona öylesine takıldığını ve bir süre sonra hamile kaldığını ve hiçin bu çocuğu istemediğini ve onu yok etmenin yollarını aradığını ama çocuğun doğmasına engel olamadığını anlatır. Sonrasında çocuğun Behiç yüzünden hasta doğduğunu ve onu kendisiyle işbirliği yaparak canlı canlı gömdüklerini söyler. Bunları duyan Mebrure neye uğradığını ve nasıl bir tehlikeden döndüğünü fark eder. Bu esnada ilaç yerine zehir içen Belma intihar eder. Bu olaydan çok geçmeden Mevrure babası İhsan Bey'den Amasya'ya gittiğini ve Mebrurenin de oraya gelmesini istediğine dair mektup alır. Nice zamandır bu müjdeli haberi bekleyen Mebrure, Anadolu'ya Fahri Bey ile gider. Karakterler Mebrure, Babasını bulmak için İstanbul'da uzak akrabaların yanına gelen ve yaşadığı ortamdan kendisini uzak tutmaya çalışan genç kız. Behiç, Mevrure'yi elde etmeye çalışan, köşkün yakışıklı ve hovarda delikanlısı. Nevin, eğlence düşkünü ve kurnaz düşüncelere sahip, Behiç'in kız kardeşi. Nazmiye Hanım, köşkün sahibi, Nevin ve Behiç'in anneleri. Belma, Behiç'in bir zamanlar sevgilisi olan karakter. Belma bir gün yaptıklarından pişman olur ve Mevrure'yi kararından döndürür alıntılar Her insanın zaafları ve iradeden mahrum kaldıkları zamanlar var. Çok vardır. Günler pek kısa. Geç kalmaktan korkuyorum. Nihayet iliklerimi işleyen bir felakete sebep olduğunu hatırla.